Derece sert. Peki neden? Neden diye soralım kendisine. Şu anda telefon attığımızda. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi siz de son derece sert bir şekilde bu yürüyüşü eleştiriyorsunuz. Milli olmadığını söylüyorsunuz, yerli olmadığını söylüyorsunuz. Ama diğer tarafta da bir adaletle ilgili şikayet var. O şikayeti çok mu geçersiz buluyorsunuz? Hiç mi şikayet edilecek bir ortam yok Türkiye'de? Efendim şimdi siz bizim söylediklerimizi eksik aktarıyorsunuz. Ben devamını aynen, söylemeyeyim dedim. Sizden önce, alayım diye. Buyurun. Önce bir kere şunu söyleyelim. Enis Berberoğlu'nun tutuklanması tamamen yasa dışıdır. Anayasaya aykırıdır. Anayasanın milletvekillerinin herhangi bir şekilde suç kendi seçildikleri dönemde veya seçilmeden önceki suçları nedeniyle bir hüküm olduğu zaman infaz milletvekilliğinin düşmesinden sonra gerçekleştirilir. Yani Enis Berberoğlu henüz milletvekili sıfatını taşıyor. Hüküm kesinleşmiş değil. Hüküm kesinleşir. Kesinleşen hüküm tabii kesinleşmesi için istinaf mahkemesinden geçecek, Yargıtay'dan geçecek. Evet. Biz bu hüküm bozulacağından da eminiz. Çünkü yasalara uygun bir hüküm değil. Ama diyelim kesinleşti. Kesinleştikten sonra Millet Meclisi'ne bir tezkereyle yargı bildirir. Millet Meclisi'nde o tezkere okunur. Ancak ondan sonra infaz başlayabilir. Biz bu tutuklamayı bir tedbir tutuklaması olarak görmüyoruz. Bir infazın başlaması tutuklaması olarak görüyoruz. CHP'de siyasi bir dava diyor. Tutuklama da siyasidir yani diyor. Öyle bir itiraz var. Tamamen hukuku çiğneyen, hukuka uygun olmayan bir tutuklama kararı almıştır mahkeme. O bakımdan bu tutuklamanın protestosu son derece yerindedir, doğrudur. Bu yürüyüşte Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak olsa biz de orada yürürüz birlikte. Ama şu çağrılar yapılıyor. Biz yalnız Enis Berberoğlu için yürümüyoruz. Bütün hapishanedeki adalet için yürüyoruz. Şimdi bugün o adalet talebi, hapishanedekilerin bırakılması, özgürlük talebi iki gruptan geliyor. Birisi HDP PKK grubu, içeride olan onlar var terörle karşı mücadele kapsamında. Diğeri de FETÖ'den dolayı neredeyse on binler FETÖ davalarından, evet, soruşturmalarından içeride. Bunun dışında bir özgürlük talebi yok Türkiye'de. Onun için hani adalet, hukuk devleti, özgürlük, hapishanelerin kapısı açılsın, İçeride insanlar haksız yere yatıyor dediğiniz zaman ve Enis Berberoğlu'nun dışında biz herkes için yürüyoruz dediğiniz zaman bu ne oluyor? Sonuç itibariyle Nazlı Ilıcak için, Mehmet Altan için, Selahattin Demirtaş için isimlerini de zaten hep telaffuz ediyorlar, sayıyorlar. Türkiye bu terörle mücadele ediyor. Fethullah Gülen terörüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele ediyor. Bu mücadeleler yürütülecek. Kimse onları hapishaneden kurtaramaz. Bu aynı zamanda Batı merkezlerinin talebi. Yani Amerika'da diyor ki bunları bırakın diyor, içeri almayın diyor. Avrupa'nın belli merkezlerinden bunlar söyleniyor. İşte tam bu sırada Kürdistan'da reform yapacağız 25 Eylül'de diye Barzani tarafından ilan ediliyor. Suriye'de Suriye YPG'yi bombalarken Amerika'da YPG'yi korumak için Suriye uçağını düşürüyor. Yani böyle bir ortamda PKK, HDP mensuplarının özgür bırakılması ve yine FETÖ'den yargılananların serbest bırakılması için yürüyüşe de tabii kim katılıyor? O talepleri savunanlar katılıyor. Bir küçük HDP. Araya girebilir miyim? Evet. Yani onun için adalet, evet, talebi bugün, bakın şimdi her şeyi somut konuşmak lazım. Evet, evet. Yani adalet, tam somut olarak bir şey sormak istiyorum. Peki şunu söyleyeyim, yani bugün Türkiye'de PKK ve HDP dışında ve FETÖ dışında kim var böyle özgürlük talebiyle dışarı çıkartacağımız? Yani Ergenekon balyoz döneminde binlerce vatansever, özgürlükçü ondan sonra hapislere atıldı ve mesela Cumhuriyet Gazetesi çalışanları için böyle bir çok fazla olabilir, konuşulduğunu yani biliyoruz. Kişi, yani toplasanız hepsi 3-4'ü geçmiyor. Yani 5 burada günlük asker diyor mesela Kemal Kılıçdaroğlu. 5 günlük asker 8 aydır cezaevinde er olarak gelmiş, silahı bile yok. Yani bir takım haksızlıklardan bahsediyor. Kardeşim ama şimdi
FETÖ'den tutuklananların her birini tek tek yargılamak vatandaşların, siyasi partilerin, başkanlarının işi mi? Yani bugün FETÖ davası ve PKK davaları dışında Türkiye'de içeride olan kimse yok. Yani 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. 5 günlük asker, 5 günlük asker bir darbeye karıştıysa, ondan dolayı tutuklandıysa o yargılanacak. Yarın serbestte bırakılmasını biz temenni ederiz falan. Ama 5 günlük asker suç işlemez diye bir şey yok. Bilmem kimin damadı suç işlemez diye bir şey yok. Bunlar yok. Bunlar mahkemeler tarafından soruşturulacak, yapılacak. Ama bugün Türkiye'nin meselesi adalet değil. Bugün Türkiye'nin meselesi vatan bütünlüğü, teröre karşı mücadele. Yani ters bir yürüyüş bu. Bugün şöyle yürümek lazım. Terör temizlensin, FETÖ terörü temizlensin, PKK terörü temizlensin. Türk milletinin talebi bu. Kürt'ün de talebi bu. Yani onun için yani bugün hukuk devleti, özgürlük, adalet dediğiniz zaman kime adalet, kime hukuk devleti? İkincisi kimlerle beraber yürüyorsunuz? Yani PKK ile HDP ile birlikte hukuk devleti getirebilir misiniz? HDP ile birlikte Türkiye'ye, efendim FETÖ'cülerle birlikte Türkiye'ye özgürlük getirebilir misiniz? HDP ile birlikte bir yürüyüş yok bildiğim kadarıyla yani. Ama şu ana ya, kadar. O zaman bilmiyorsunuz. Yani bu yürüyüşe en çok katılanlar HDP taraftarları, ondan sonra onların efendim teferruatı olan o bir takım örgütlerin taraftarları, işte Levent Tüzel falan. Levent Tüzel kim? Levent Tüzel iki gün evvel onların milletvekiliydi değil mi? HDP'nin milletvekiliydi. Yani bu yürüyüşü destekleyenlerin kim olduğunu kamuoyu biliyor. Fotoğraflara baksak orada da gözüküyor. Gazeteleri açalım. HDP'nin, PKK'nın gazetelerini. Ya kurumsal onların olarak bir destek açıklamadılar diye söyledim. Öyle bir kurumsal olmayı, kurumsal olarak da şey yapıyorlar. Ayrıca bakın bizzat Sayın Kılıçdaroğlu bu yürüyüşün başında Selahattin Demirtaş'ı övüyor ve ziyaret edeceğini söylüyor. İki hafta kadar önce CHP milletvekili cezaevine gitti ve şeyin izniyle genel başkanın ile Tuncay Özkan ziyarette bulundu ve ben dedi genel başkanın izniyle yapıyorum dedi. Yani onlarla bir koalisyon hükümet kurma çabaları içindeler. Yani bu Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değil. Bu CHP içinde çok açık söyleyeyim intihardır. Yani HDP ile birlikte bir hükümet projesi kurmaya kalktığınız, birlikte efendim çatı projesi deyip Cumhurbaşkanlığı seçimine onun elinden tutarak gittiğiniz zaman bu büyük bir hüsranla sonuçlanır. Bırakalım %49'u, %19 bile oy alamazlar. Biz burada CHP'ye yardım etmeye çalışıyoruz. Onun elinden tutmaya çalışıyoruz. Gelin diyoruz beraber bir hükümet projesi yapalım ama bunun tek şartı var. HDP'den vazgeçin. Çünkü HDP ile birlikte olduğumuz zaman hep dayak yeriz. Siz 2019 seçimleri için söylüyorsunuz değil mi bu? Tabii böyle bir şey? 2019, 18. Yani şu anda hükümet imkanı yok çünkü. Ama şimdi artık bu Türkiye'nin bunun ucunda bunlar. Yani erken seçim söylentileri de var, ihtimalleri de var. 2019'da baharda, Mart ayında biliyorsunuz yerel seçimler ve arkasından genel seçimler var. Bunlar da yakın tarihler hepsi. Yani şimdi diyelim biri bu. Bizi dinleyenlerden gelen bir soru var da Enis Buyurun. Berberoğlu için milletvekili olduğu için aldığı ceza tutuksuz yargılanması lazım. Ceza aldıysa bunun da dönem sonuna ertelenmesi lazım dediniz. Demirtaş da milletvekili diyorlar. Dönem sonuna değil. Dönem sonuna değil. Ceza kesinleşmeden içeri atılamaz. Demirtaş da aynı durumda diyorlar. Demirtaş da eğer bakın tedbir mahiyetinde tutuklamayla cezanın infazının başlanmasını ayırmak lazım. Şimdi Enis Berberoğlu'nda hükmü veriyor ve esas olarak infaza başlıyor. Şimdi infazda yani cezanın yerine getirilmesinde kesinleşecek. Kesinleştikten sonra meclise bildirilecek. Milletvekili sıfatı kaldırılacak. Eğer HDP milletvekilleri için de bu söz konusuysa tabii onlara da uygulanacak. Yani HDP'ye ayrı, CHP'ye ayrı, Vatan Partisi'ne ayrı hukuk olmaz. Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyiz. Ama burada dinleyicilerimizin özellikle şu noktaya dikkat etmesini rica ediyoruz. Tedbir mahiyetinde olabilir dokunulmazlığı kalkan milletvekilleri için. Yani kaçma şüphesi olan, ondan sonra delilleri yok edeceği şüphesi olanlar için bunlar olabilir. Ama
Enis Berberoğlu'nu da bugüne kadar tutuklamamışsın. Bütün duruşmalara gelmiş, katılmış, hüküm duruşmasında bulunmuş, savunmasını yapmış, deliller toplanmış. Bu durumda bu tutuklama ne? İnfaza başlıyor. Bu artık bir tedbir tutuklaması değil. Eğer bu durumda olan HDP milletvekilleri de varsa onlara da tutuklanma kararı verilmesi hukuk dışıdır, yanlıştır, hukuka diyorsunuz. Aykırıdır. Evet. Sizce Türkiye'de şu anda adalet, hukuk, Enis Berberoğlu kararından da bahsettiniz aslında ama bir mağduriyet yaratıyor mu? Siz dediniz ki bu 5-10 kişileriniz ama çok fazla böyle hikayeler duyuyoruz, insanlar isyan ediyorlar, gazeteler, gazeteciler cezaevinde bunlarla ilgili bir hukukun ve adaletin işleyişi konusunda bir şikayetiniz var mı diye merak ederim. Efendim bakın şimdi 30 bin Genelkurmay Başkanlığı'nın mahkemeye yolladığı rapora göre 30 bin askeri personel, askeri öğrenciler dahil ordudan atılmış veya tutuklanmış. Hı hı. Bu arada şimdi FETÖ davalarından da yanlış bir sayı vermiyorum ama 70 bin cezaevinde diyebilirim. Türkiye'de 70 bin insan tutuklandığı zaman bunların içinde haksızlıklar oluyor. Biz olduğunu da biliyoruz ve bunlarla ilgili başvurular da yapıyoruz. Hatta bazılarının tahliyeleri de gerçekleşiyor. Hatta bazı OHAL kararnameleri çıkıyor. Evvelden diyelim görevlerinden alınmışlar, görevlerine iade ediliyor falan. Böyle sorunlar var. Ama bugün bir kampanya açmak bu konuda çok yanlış. Çünkü esas olarak Türkiye bugün terörle hesaplaşıyor. Terörle hesaplaşırken teröristlerin yanına geçip vurma, durma, etme, yapma, işte bunlar da haksızlık yapıyor falan gibi bir kampanya son derece yanlış. Bir kere şeyle de bağdaşmıyor. Hani siyasiler, siyasi ayağı da içeri alınsın, evet, talebi var değil mi? Şimdi bir yandan siyasi ayağı içeri alınsın diyoruz. 40 yıldır bir mücadele vermişiz. Fethullahçı Gladio efendimden hesap sorulsun, bunlar yargılansın ondan sonra diye yıllarca, 40 yıl biz Vatan Partisi olarak mücadele etmişiz. Tam bunlar içeri atılıyor. Bu sefer hadi bunları Nazlı Bıcak çıksın, Mehmet Altan çıksın, Ahmet Altan çıksın falan, böyle bir kampanya. Yani bugün Türkiye'nin sorunlarını iyi sıralamak, doğru saptamak lazım. Bize göre bugün Türkiye'nin birinci meselesi vatan bütünlüğüdür. Terörün temizlenmesidir. Bunlar göz ardı edilebilir mi diyorsunuz o zaman? Öbürleri yani göz ardı edilmez ama öncelikler diye bir şey var. Bu arada sıkıntı duyan, bakın, haksızlığa uğrayan şimdi, insanlar. Bakın bunu biz dersek, yani vatan bütünlüğünü, teröre karşı mücadeleyi esas biri öncelikli mesele olarak koyarız. Bu arada yapılan yanlışlar da düzeltirsin yani derse. İkisini birlikte düşünebiliriz olur, değil mi? Yani bir taraftan hem terörle mücadele edilebilir hem de adalet tabii herkese eş şekilde uygulanabilir. Bununla elbette ilgili, bakın şimdi Ankara'da FETÖ davası başladı. Önlerine ip attılar, evet, sövdüler, saydılar. Ona bir tek ben karşı çıktım. Çıktım dedim ki kim olursa evet olsun. Hı-hı. Ben karşı çıktım. Başka karşı çıkanı ben görmedim. Yani hı-hı, çıktım. Başka partilerden karşı çıkan olmadı. Çıktık dedik ki siz hiç kimseye sövemezsiniz, sayamazsınız, önüne ip atamazsınız, insanları oraya toplayıp onların aleyhine tezahüratta bulunduramazsınız, yargılama yapılacak. Hatta bunlar mahkum edilseler bile sövüp sayamazsınız. Yani bir evet, mahkuma da hakaret ettiğiniz zaman o hakaret suçudur diye bunları söylüyoruz. Olağanüstü hal çerçevesinde hükümetin elindeki yetkiyi biraz abartılı kullandığına ilişkin de eleştirisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kanun hükmünde kararnamelerle görevden atılan insanlar atıldıktan sonra haklarında hiç soruşturma yapılmaması, sadece muhalif olduğu için bir takım müeydelerle karşı karşıya kalan insanlardan da bahsediyor. Vallahi sizi rahatsız ediyor mu mesela bunlar? Muhalif olduğu için gerekçesi doğru değil. Bugün büyük ölçüde bu uygulamalar iki gruba yöneliktir. FETÖ'ye yöneliktir ve PKK-PYD'ye yöneliktir. PKK-PYD'nin belediye başkanları vesaire falan, onlarla ilişkili teröre yardım yataklık yapan, destek olan unsurlar. Bir de FETÖ'yle ilişkilidir. Onun için bunu söyleyenler, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz şuralarda bir tavrını görmüyoruz. Mesela askeri okullar açılsın. Yani bu tür askeri hastanelerin kapatılması yasa dışıdır vesaire gibi bu Türk ordusuna yönelik, ondan sonra Türk ordusunun
kendi özgür, bağımsız kurumları bu konuda yönelik işte en son diyelim Manisa'da yaşadığımız olay Türk evet. ordusunun özelleştirme sonucunda kendi karavanasını, kendi yapma sistemini bozduğunuz zaman ne oluyor? O sonuçlarını görüyorsunuz. Yani buralarda OHAL kararnamelerinin yanlışları var. Buralarda görmüyoruz. Bir tek yer şurada görüyoruz. PKK mensupları, HDP mensupları, FETÖ mensuplarını korumak. İsim de veriyorlar. Ne efendim şeyi gidiyorlar. Yani akademisyenlerin atılması, birçok akademisyenin atılması çok olay olmuştu. Üzerinde konuşulmuştu. Var bir kısmı çok haklı. Yani onların temizlenmesi ama haklarında hiçbir dava açılmıyor bu akademisyenlerin. Atılıyorlar şimdi ama hiçbir dava açılmıyor. Şimdi bakın iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Yani suçla idari işlemi ayırmak lazım. Yani bir insanın üniversiteden uzaklaştırılması ille suç işlemesine bağlı olmaz. Eğer o insan ne için uzaklaştırılır? Ne için uzaklaştırılır? Bilimsel yetersizlikten de olur, şu da olur. Yani sürekli olarak PKK'ya destek olan faaliyetler var üniversitede. Açık PKK'yla dayanışma bildirileri çıkıyor, imzalar toplanıyor vesaire. Yani onları hepimiz görüyoruz. Türkiye bir vatan savunması yapıyor. Şimdi siz bir yandan mağaralarda falan bulup teröristi yakalamaya çalışıyorsunuz, etkisiz hale getiriyorsunuz. Bir yandan da o mayın döşeyen, Mehmetçik vuran, teröriste dayanışma halinde olan Türkiye'de bir entelijansiya var. Bunlar üniversitelerde olsunlar, çocukları okusunlar veya bir FETÖ, Fethullah terör örgütü var. Onlarla beraber unsurlar var. Bir soru var. Ya bunları temizlemeden evet. Atatürk diye, bakın yıllarca Türkiye'de ilericiler, solcular neyi talep ettiler? İrtica temizlensin. Yüksek askeri şuralarda niçin irtica temizlenmiyor? İşte temizleniyor. Niçin karşı çıkıyorsunuz? Bazıları için söylüyorum. Yani bakın Vatan Partisi o solun, vatanseverliğin geçmişten beri bulunduğu mevziyi sürdürüyor. O zaman diyorduk ki yüksek askeri şuralarda bu FETÖ'cüler temizlensin diyorduk. İşte şimdi temizleniyor. Alkışlamak gerekmez mi? Bir soru var. Onu da aktarmak evet. isterim. Bu ülkede 15 senedir aynı hükümet var. Terör neden bitirilemiyor? FETÖ'ye kadroları açanlar neden yargılanmıyor? Orada bu soru yani, çok haklı. Doğu Perinçek acaba bununla ilgili bir yorum yapabilir mi? Yorum yapıyorum. Bu ülkede tabii bitirilemez. Çünkü açılım yaptı AKP. Bunlara belediyeleri verdi. Bunlara mayın döşeme fırsatı verdi. O belediyelerin teröre yardımcı etmesine imkan sağladı. Açılım adı altında APO ile birlikte Türkiye'yi anayasa yapmaya kalktılar. Yol haritaları çizdiler. O dönemde terör örgütleri örgütlendi. Mayınlarını döşedi. Fırsat buldu. Belediyeleri kullandı. Parlamentoya sokuldu. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kalktı dedi ki AKP iktidarından kurtulmak için HDP'yi meclise sokmamız lazım dedi. Teröristlerle birlikte hareket eden bir partiyi getirdiler, meclisin içine soktular. Onun sonucunda kim soktu? CHP mi soktu Doğu Bey? Ben mi soktum? Hayır, halk CHP sokmadı soktum. Mı yani oy vererek? Yani ne halkı kardeşim? Yani hangi halk? Yani şimdi kampanya yapıyorsunuz. %12.8 yani, diyebiliyorum oylarını. Değerli kardeşim, istediğiniz kadar bilin. Halk o zaman AKP'yi de soktu. Evet. Yani alın bakalım. Halk AKP'yi soktu. İtiraz etmeyin o zaman. 15 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Halk devamlı. Halk AKP'yi sokunca yanlış oluyor. Halk PKK'yı sokunca doğru mu? Halk yanlış yaptı. PKK'yı parlamentoya soktuysa halk yanlış yaptı. Halk yanlış yapmaz diye bir şey yok. AKP'ye oy vermekte de yanlış yapıyor halk 15 senedir. PKK'ya oy vermekte de yanlış yaptı. Ama şu anda PKK temizleniyor. Bakın PKK'nın oyları, HDP'nin oyları baş aşağı gidiyor. En son Iğdır seçimi, ondan evvelki seçimler, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki farklara bakalım. Ve ben Muş'taydım, Kars'taydım, Iğdır'daydım, Diyarbakır'daydım, Urfa, hep o bölgelerdeyim son 3-4 ay içinde sürekli gidiyorum. Halk PKK'ya karşı, halk PKK'dan kurtulmak istiyor, huzur istiyor. Onun için önümüzdeki seçimlerde de göreceksiniz HDP'nin oyları %3-4'ü geçmeyecek. Halk artık onlardan vazgeçiyor. İşte Iğdır seçimlerinde gördük. HDP oyları baş aşağı indi. %17-20 arasında oy kaybettiler. Şimdi Zafer Arap Birliği'nin de bir sorusu var. Son olsun, bu çok da uzattık ama. Diye der ki Zafer Bey, MİT tırları haberi nedeniyle Perinçek
de Perinçek hakkında da soruşturma açılsaydı adalet için yürümek yanlış mı olacaktı diyor. Aydınlık'ta çünkü bu yayınlandı o zaman diyor. Orada ya arkadaş, yayınlayanlar da suçlanmaz mıydı diyor. Perinçek'in 14 yıllık yani hayatının 14 yılı hapishanelerde geçti. En son 2008'de 2014 arasında 6 sene haksızlık yapıldı. Evet. Ondan sonra şimdi Yargıtay dedi ki Ergenekon falan diye bir örgüt yok, uydurmadır. Evet. Her şeyi uydurma dedi. O MİT'lerinden yola çıkarak söylüyor. Aydınlık'ta yayınlandığı için. Bakın Aydınlık'ta yayınlandığı zaman durum başka. Ondan sonra. Nasıl yani? Sonra evet, Aydınlık'ta yayınlandığı zaman çağırdılar, soruşturma yaptılar. Evet. Ve İlker Yücel onun sorgusunu verdi ve o soruşturma sonucunda savcılık onların herhangi bir şekilde devletin gizli sırlarını açıklamak amacıyla böyle bir yayın yapmadığına karar verdi. Aynı haber ama değil mi Doğu Bey? Ben çok onun ayrıntısını bilmiyorum. Aynı yani haber de olabilir. Aynı haber de olabilir. Yani tabii burada... Çünkü aynı haberle ilgili şimdi... çok ben onu öğrendim. Siz bana yarım saat sonra bir daha telefon açın. O konuyu çok iyi peki, bilmiyorum. Aynı haber olabilir. Hı-hı. Olsun. Hiçbir zararı yok. Hı-hı. Ondan sonra ama burada Aydınlığın onun o şeyi haberi kasıt diye bir şey var. Yani suçun oluşması için iki unsur vardır. Maddi unsur, manevi unsur. Maddi unsur belli bir eylemdir, suç tanımıdır. Bir de manevi unsur öldürme diyelim, idam ediyorsunuz ama siz cellatsınız, onu adam öldürmek için değil, infaz amacıyla diyelim yapıyorsunuz. Veyahut da kendinizi savunmak için öldürüyorsunuz, o zaman o suç olmaz gibi, yani manevi unsur. Savcı o değerlendirmeyi yaptı ve doğru değerlendirme yapmış. Çok ayrıntısını bilmiyorum. Peki. Ama zaten Aydınlığın hayatı bu tür soruşturmaları görüşlemekle geçmiş. Bütün Aydınlığın genel yayın yönetmenleri, Ulusal Kanalı, Vatan Partisi'nin 40 yıldır, 50 yıldır devamlı hapislere girip çıkıyor. Ondan sonra yani burada bizim hesabını veremeyeceğiniz bir şey de yok. Burada savcıların yaptığı uygulamada da böyle sizin söylemek istediğiniz gibi bir haksızlık ve yanlışlık falan da yok. Onu söyleyeyim. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Doğu Perinçek. Yani ama bir daha tekrar şunu söylüyorum. Bugün Türk milletinin adalet, hak, hürriyet diye genel Türkiye'nin bir nolu meselesi olarak bir talebi yok. Çünkü içeride olanlar PKK ve FETÖ mensupları. Bizim FETÖ ve PKK mensuplarını kurtarmak diye bir kampanyamız olmaz. Hele Kürdistan'da. Bu genelleme çok şey değil mi yani? Şu anda bakın, haksızlığa bugün, uğradığını iddia eden o kadar çok insan var ki. Kabul bu genelleme onları, bu genelleme onları incitmez mi? Yani çok efendim, genel bakın, konuşuyorsunuz da onları savunan benim. Onlar da bana koşuyor gibi ve onları kurtarıyoruz. Yani peki. Şimdi genelleme tabii ki genelleme yani şöyle. Şu an içeride olanlar PKK'lılar ve FETÖ'cüler dediğiniz zaman hepsine bir yani, etiket koymuş bakın, oluyoruz. Ya da atılanlar içinde, aynı şekilde. 70 binin içinde diyelim 700 tanesi %1'i ölüyor. 700 tanesi bunu da herhalde yargılama sonunda göreceğiz. Acaba 70 bin içinde 700 mü yoksa 7000 mi? Ben yargıç olsam mümkün olduğu kadar az tutuklarım. Peki. Mümkün olduğu kadar yargılama sonuna bırakırım. Hayır, bugün Türk adaleti, ben bunun içindeyim. Benim öğrencilerim, arkadaşlarım Türk adaletinin doruklarında, mahkemelerde, şurada, burada falan devamlı bilgiler alıyorum. Yani bugün Türk yargısı AKP yargısı değil. Bunu herkes iyi bilsin. Bugün Türk yargısı esas olarak Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun tayin ettiği insanlar arkada kalan dönemde esas olarak Cumhuriyet yargıçlarından, savcılarından oluşmaktadır. Son müdahalelerden, yine anayasa değişikliğinden sonra aldığı Yüksek Adalet Divanı'nın Hakimler Yüksek Kurulu'nun aldığı içerik de bizim bunlar AKP yargısıdır diye hüküm vermemizi elverişli değil. Yani bugün güvenebileceğimiz bir Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu var, güveneceğimiz bir Yargıtay var, güveneceğimiz bir Danıştay var ve genellikle güveneceğimiz hakimler var. Görecekseniz Enes Berberoğlu da oradan çıkacak, tahliyede olacak, serbest olacak. Bunun hakkında da hüküm kesinleşmeyecek. Bu arada belki birkaç yıl yatacak ama o da artık herhalde birkaç bu işin kazası. Yatmayacak. Hayır, birkaç yıl yatmayacak. Peki.
birkaç yıl yapmayacak, göreceksin. Birkaç yıl yapmayacak. Ben bu yargıya güveniyorum. Peki, birkaç gün yapmayacak. Ayrıca bunu bana söylemeyin. Yok yok, size söylemiyorum. Ben sadece onun üzerine söylüyorum. Bir adama, yok, siz de yaşadığınız için en iyi anlayan insanı sizsinizdir diye bakın, söylüyorum. Benim için, bak beni böyle bu vatan savaşının olduğu koşullarda, efendim şunun ayağı incindi, bunun bilmem nesi falan filan, ben olaylara böyle bakmam. Yani İstiklal Savaşı'ndaki gibi bakarım. Ondan sonra Fransız devrimindeki gibi bakarım. İşte Fransız devrimde şu kadar giyotin çalışında yazık oldu da ailesi kralın bilmem ne oldu da öbürünün ayağı ezildi de falan, öyle bakmam ben olaylara. Peki, yani, doğru. Yani İstiklal Savaşı'nda da öyle bakmam. Atatürk devrimi içinde öyle bakmam. Pekala. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Beni arayın sık sık. Arayacaklar. Merak etmeyin tabii ki. Çok sağ olun. Hoşça kalın.